Dur usta. Fazla soğutma mı? Bu başta elinde kepçeyle geliyor. Eli kepçeyle geliyor. Hadi Abdullah dedi. Ali'nin Hocam hoş geldiniz. Hava iyi. Hatta serin bile. Hava hoş geldi. Poyraz olayı biraz... Merhaba Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Merhaba Sayın Gertan. Nasılsın? Teşekkürler Türkiye'm. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa. Buyurun. Buyurun Sayın Başkanım. Gideceğiniz orası. Allah'a sağlık olsun. Nasılsın? Sağlığın saatiniz yerinde inşallah. İyi ama uğraşıyoruz. İzmir Mehmet Bey. Bekir abi. Merhabalar, hoş geldiniz. Ya, biz görüştük yani. Bekir abi gel Bekir abi. Sağ olun. Sağ olun. Bu sene böyle bir şey yapalım dedik. İyi yapmışsınız aslında. Uygun olanı da bu zaten. Doğrusu da bu. Merhaba efendim. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Telefonda konuşmuş görüşmüşsünüz. Tamam. Hoş geldiniz. Bakalım. Sağ olun. Ama geliyor. Dün şöyle oturalım şimdilik. Sohbet muhabbet. Evet. Evet. Hoş geldiniz. Merhaba. Benim halim hoş geldiniz. Evet Bey, hoş geldiniz. Çok memnun oldum. Görüşüyoruz ama. Sosyal medya sağ olsun. Evet, medya başkası. Hoş bulduk. Oturuyor musunuz? Evet. Ceren mi? Ben gel Ceren. Yardımcım, Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Emniyet Müdürüm ve Sayın Belediye Meclis Üyelerim, kıymetli basın mensupları,
çok değerli Eğirdirli hemşerilerim. Eğirdirliler Yardımlaşma Derneği'nin düzenlemiş olduğu geleneksel helva günü şenliklerine hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Her yıl İstanbul'da yapılan bu şenlik ilk kez bu yıl Eğirdir'de yapılıyor. Efendim ben İstanbul'da yaşayan hemşerilerimizle Eğirdir'de yaşayan hemşerilerimizi bir araya getiren, tanışmamıza neden olan bu güzel organizasyon için Eğirdirliler Yardımlaşma Derneği Başkan ve Yönetim Kurulu için sizlerden kuvvetli bir alkış daha istiyorum. Teşekkürler efendim. Yüksek müsaadelerinizle yönetim kurulumuzu sizlere takdim etmek istiyorum. Sayın Hüseyin Yıkılmaz Beyefendi, Sayın Abdülkadir Yenilmez Beyefendi, Sayın Muhsin Adalı Beyefendi, Sayın Mehmet Turan Beyefendi'yi yanımıza alırsak sevineceğim. Evet, Eğirdirliler Yardımlaşma Derneği Başkanı Sayın Ahmet Şirin Beyefendi'yi de alkışlarla yanımıza istiyoruz. Efendim kurucu üyemiz Sayın Bekir Bozkır Beyefendi'yi de ben alkışlarla rica ediyorum. Ve mikrofonu Sayın Başkanımıza bırakıyorum. Buyurun Başkanım. Hepiniz İyi hoş geldiniz. Belediye Başkanımız burada, Sayın Kaymakamımız burada, Vali Yardımcımız sağ olsunlar bizi yalnız bırakmadılar, buradalar. Meclis üyelerimiz, siyasi parti temsilcilerimiz, bütün eş, dost, hep bir aradayız. Çok hoş bir gün. Eğirdirliler Yardımlaşma Derneği'nden kısaca bahsetmek istiyorum ben. İstanbul'da 19 tane dernek var. 19 tane dernek, Isparta Derneği'nin 17'si dernek, ikisi vakıf halinde. Biz de Eğirdirliler Yardımlaşma Derneği olaraktan bu grubun içindeyiz. Ispartalılar Gönül Birliği Derneği adı altında bir şemsiyenin altındayız. Faaliyetlerimizi İstanbul'da yürütüyoruz. Derneğimiz 1969 yılında rahmetli Turan Yazgan Hoca'nın da teşvikleriyle büyüklerimiz Bekir Bozkır ve gene babalarımız, büyüklerimizle beraber kurulan bir dernek. Her yıl İstanbul'da bu tür şenliklerimizi yapıyoruz. Amaç bir arada olmak, kaynaşmak, ortak paylaşımlarda bulunmak. İstedik ki bu sene bu aktiviteyi memleketimizde yapalım. Hem Eğirdir insanıyla hem İstanbul'da yaşayan Eğirdirlileri kaynaştıralım. Umarım bundan sonra bu köprüler daha sıkı atılır, dostluklar daha iyi kurulur. Bütün amacımız, gayemiz, bütün sevdamız Eğirdir. İstanbul'da bu var olma mücadelesini bundan sonra da bizler göğüsleyerek devam edeceğiz. Ama tabii ki sizlerin de destekleriyle, sizler de arkamızda, sizin güçlerinizle arkamızda hissederek olacak bu. Bundan sonra biliyorsunuz bizim derneğimiz her şeye açıktır. Her ne olursa olsun, her konuda bütün yardımlara, desteklere elimizden geldiği kadar cevap vermeye çalışacağız. Burslar vermeye çalışıyoruz, öğrencilerimizi okutmaya çalışıyoruz. Sosyal projelere imza atmaya çalışıyoruz. Pek çok oluşumun içinde varız. İstanbul'da da varız. Artık Eğirdir İstanbul'da bir yer işgal ediyor. Eğirdir'in adı pek bilinmezdi. Ama son zamanlarda biz gerek sosyal medyada, gerek web sitelerinde kendimizi iyi tanıtarak, iyi ifade ederekten belli bir konuma getirdik. Sizlerden özellikle ricam, şimdi çağımız bilişim çağı. Sosyal medyada herkes paylaşımlarda bulunuyor, iyi kullanıyorlar.
girebilirsiniz. Derneklerimizi rahatlıkla oralarda görebilirsiniz. Mutlaka bizimle irtibat halinde olun. Büyükbeyir'de istiyorsak böyle bir beraberlik gerektiriyor bu. Bunu da el birliğiyle yapacağımıza inanıyorum ben. Tekrar geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımıza ve Yönetim Kurulumuza çok teşekkür ediyoruz. Efendim, duygu ve düşüncelerini paylaşmak üzere İrdir Belediye Başkanımız Sayın Ömer Şengül Beyefendi'yi alkışlarla mikrofona davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, değerli daire amirleri, saygıdeğer hemşehrilerim, Ahmet Bey'i dinledik. 45 yaşında bir dernek. İlk defa Eğirdir'de toplantıyı yapıyor. Bu toplantı inşallah ilk de olsa Ahmet Bey'in dileklerinin yerine getirilmesi konusuyla faydalı olur. Biz genelde dernekleri ben özellikle iki kategoride görüyorum. Bir kısmı ilçenin veya şehrin adını büyük şehirde alıp kendilerini orada bir sosyal birliktelik olarak görüyorlar. İkincisi de taşradan memleketlerine yardım ve sosyal faaliyetlerde bulunmayı düşünüyorlar. Demek ki 45 yıldır birinci kategoride hizmet etmiş derneğimiz. Bugün de ikinci kategoriye aday olmuşlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah diyorum bundan sonraki yıllarda bu bayramı, ben biliyorum ki özellikle İstanbul'da ikinci kuşak ve üçüncü kuşak Eğirdirliler var. Eğirdir'i yani 3-5 yılda bir geliyorlar veya onu gelmeyenlere bile var. O nedenle inşallah diyorum bu başlangıç ikinci, üçüncü, dördüncü kuşakların Eğirdir'i tanıması, Eğirdir'in çorbasını tuz atmaları konusunda bir ilk olur diyorum. Ahmet Bey'e, yönetim kuruluna ve buraya gelen hemşehrilerimiz sayı ne kadar az olursa olsun başlangıcı olarak kabul ediyoruz. Kendilerine teşekkür ediyorum. Eğirdir Yerel Yönetimi olarak derneğimizin bize ulaştıracağı emirleri olursa da yerine getirileceğinin bilinmesini arz ediyorum. Teşekkürler. Sayın Başkanım, teşekkür ediyoruz. Evet, yine sizleri selamlamak ve duygu düşüncelerini paylaşmak üzere Kaymakamımız Sayın Yalçın Yılmaz Beyefendi'ye alkışlarla kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Sayın Valim, Belediye Başkanım ve Dernek Başkanım, sevgili Eğirdir sevdalıları, hepiniz hoş geldiniz. Bugün benim gördüğüm bir sevinç var. Eğirdirli hemşerilerin gözünde. Bu sanıyorum yeniden birleşme ve beraber olma sevgisi. Onun sevinci, onun telaşı. Ben herkese hoş geldiniz diyorum. Gerçekten bu tür birlikte olmalar hem bu toprakları kökleştirir hem de bu topraklar dışında yaşayan insanları burada köklerinin olduğunu hissettirir. Gerçekten o çocukları, ikinci, üçüncü kuşak çocukları Almanya'da olduğu gibi buralarla barıştıramazsak,
buralara getiremezsek bilsinler ki yapayalnız kaldıklarını, bir gün yapayalnız kaldıklarını göreceklerdir. Ama buraya geldikleri zaman bir köklerinin olduğunu, bir yerlere ait olduklarını hissetmeleri onların psikolojisini de düzeltecektir. Bu gerçekten önemlidir ve mutlaka bu tür organizasyonlarla bunu gerçekleştirmek gerekir. İşte bazen İstanbul'da veya diğer yerlerdeki dernek temsilcileri organizasyon yaptığı zaman buradan kalkılıp gidiliyor. Bazen de oradan buraya geliniyor. Aslında amaç işte bir araya gelmek, birlikte olmak, ortak değerleri paylaşmak. O açıdan ben böyle bir organizasyon yapan bütün başta dernek başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Katılan Erdirli kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllarda daha güzel ve daha kapsamlı olan organizasyonlara şimdiden bekleyelim diyorum tekrar herkesi. Tekrar teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadı, dostluğumuzu, birlik ve beraberliğimizi paylaşmak adına yanımızda. Efendim kuvvetli alkışlar istiyorum. Vali yardımcımız Sayın Okan Leblebici Beyefendi'yi mikrofona davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Çok kıymetli Erdirliler. Öncelikle Sayın Valimiz adına ben hepinize hoş geldiniz diyor ve burada bu etkinlik vesilesiyle sizlerle bir arada bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Erdir ilçemiz, Isparta ilimiz gerçekten ülkemizin müstesna köşelerinden birisi. Fakat tabii ki bu güzellikler siz değerli hemşerilerimizle bir anlam ifade ediyor. Bu şenlik hemşerilerin, dostların, akrabaların birbirleriyle görüşme, kaynaşma, bir araya gelmesine birer vesile oluyor. Ben bu şenliğin tertiplenmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasın diliyorum, saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. Bir de telgrafımız var. Nazik davetinize teşekkür ederim. Geleneksel Erdirliler, geleneksel helva günü şenliklerinin birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmesini diler. Katılan tüm hemşerilerimize selam ve sevgiler sunarım. Recep Özel, Isparta Milletvekili. Evet, ben de katılan herkese, Sayın Vali Yardımcımıza, Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, İlçe Emniyet Müdürümüze, Belediye Meclis Üyelerimize ve siz hemşerilerimize Erdirliler Yardımlaşma Derneği adına çok teşekkür ediyorum. Birazdan Sayın Başkanım ikramlarımız olacak. Doğru söylüyorum sanırım, ikramlarımız olacak. Efendim Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın diliyorum ve iyi eğlenceler diliyorum. Hoşçakalın.